Galatasaray Televizyonu'ndan herkese merhaba, günaydın. Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, dün sabah yine bir terör saldırısı meydana geldi. Bu kez Ankara'da yine şehitlerimiz oldu, yine yaralılarımız oldu maalesef. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı bu hain terör saldırısını kınadı sevgili izleyiciler. Kayseri'de bu arada yanlış bilgi verdim az önce. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı hain terör saldırısını kınadı. Haberimizi izleyelim, ardından devam edeceğiz. Ülkemizin huzurunu bozmak için her geçen gün artan sıklıkta güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan alçak terör saldırılarına boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu hainlerle baş etmenin en iyi yolunun milli beraberlik ve bütünlük içinde kardeşçe yaşantımızdan ödün vermemek olduğunun farkındayız. Bütünlüğümüze ve milli egemenliğimize yapılan bu saldırıların yüce milletimizin iradesini değil kırmak, zayıflatma şansı bile yoktur. Bu alçaklıklar karşısında Galatasaray camiası olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. İzne çıkmış askerlerimize, evine dönmek için toplanan polislerimize, sadece yoldan geçtiği için bu tip alçak saldırıya maruz kalan vatandaşlarımıza, tüm milletimiz olarak bunu borç biliriz. Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Sevgili izleyiciler, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in bazı açıklamaları Açık Mert Korkusuz gazetesinde yer almış sevgili izleyiciler. Teröre lanet alt başlığına da yer vermiş gazete. Ama bunun dışında transferlerle ilgili açıklamaları yer almış gazetede. Dilerseniz bu gazeteyle başlayalım. Yaz döneminde ağırdan alan Cimbom ara takviyelerini yaparken geç kalmayacak. Şipşak transfer başlığını atmış Açık Mert Korkusuz gazetesi. Sezon öncesi bazı yeni isimlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Galatasaray, devre arasında aynı hataya düşmek istemiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rikerenk'a elimizi çabuk tutacağız sözünü verdi. Yaz transfer dönemi çok hareketli geçiren Galatasaray'da De Jong ve Josue gibi isimlerin ligin başlamasına çok kısa bir süre kala takıma katılması form tutmalarını da geciktirmişti. Başkan Dursun Özbek, sezon öncesi hazırlık kampına yetişemeyen takviyeler nedeniyle yönetime istemeden teknik direktör Jan Oda Rikerenk'a devre arasında daha çabuk davranacağız sözünü verdi. Bunun dışında sağ bek ve forvet istiyor alt başlığına da yer vermiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. Ara transfer döneminin ilk 3 gününde takviyelerin tamamlayıp kampa hazır olmasını isteyen Rikerenk'in raporu doğrultusunda hızlı bir şekilde harekete geçen Galatasaray yönetimi, Sabri, Linnes ve Kavanda'nın yetersiz kalması nedeniyle öncelikle kadroya yeni bir sağ bek katmanın peşinde. Hollandalı çalıştırıcı yöneticiler Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek'le Florya'da yaptığı mini transfer zirvesinde sağ bekin yanı sıra mutlaka bir forvet alınması gerektiğini de yineledi. Evet sevgili izleyiciler, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in sözlerine yer vermiş ve tabii bazı iddialar, hani sağ bek veya forvet kesin mi net mi bunu biz de bilmiyoruz. Zamanla göreceğiz diyelim. Bir haberimize gidelim sevgili izleyiciler. Bu akşam Osmanlı Spor'la mücadele edecek Galatasaray Spor Kulübü. Saat 19'da başlayacak mücadele. Haberimizi izleyelim, ardından gazetelerle devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bir başka haberle devam edelim diyor yönetmenimiz. O zaman önce gazeteye göz atalım. Hangi gazete bu? Fanatik gazetesiyle devam edelim sevgili izleyiciler. En kritik viraj başlığını atmış Fanatik gazetesi. Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray bugün Osmanlı karşısında ligin en zorlu deplasmanından birine çıkıyor. Şampiyonluk yarışından koptu kopuyor derken üst üste 3 lig maçını kazanan ve zirvede yeni söz sahibi olan Galatasaray seriyi Osmanlı deplasmanını da sürdürmek istiyor. Ancak sarı kırmızıların İşi hiç de kolay değil çünkü hem eksikleri var hem de bazı oyuncular sakat sakat oynayacak demiş Fanatik gazetesinde sevgili izleyiciler. İşte kamp kadrosuna da yer vermiş, onu da sizlerle paylaşalım. Muslera, Cenk, Muslera'nın yedeği Cenk, Sabri, Serdar Aziz, Hakan, Karol, Kavanda, Semih, Şecu, Lines, Selçuk, De Jong, Snyder, Josue, Hamit, Bruma, Yasin ve Eren Derdiyok kamp kadrosunda yer alıyor.
Kafile Ankara'ya gitti demiş. Sarı Kırmızılar dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'nın özel uçuşuyla Ankara'ya geçti. Futbolcuların burada bir grup taraftar karşılarken oyuncularla bol bol fotoğraf çektirip hem tezahürat yaptılar hem de teröre lanet okudular. Kafile daha sonra otele geçerek kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Evet, sevgili izleyiciler, haberimize gidelim o zaman şimdi. Maça doğru haberi gelsin ekranlara. Saat 19'da oynanacak Osmanlıspor maçının haberi. Şimdi Podolski döndü. Snyder Podolski aldı. Podolski sağda çekti. Aslan Başkent deplasmanında 3 puan arayacak. Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonu 15. hafta maçında bu akşam saat 19'da deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'de son 3 karşılaşmasında Bursa Spor, Kasımpaşa ve Gaziantep Spor'u mağlup eden Sarı Kırmızılılar, Osmanlı Spor karşısından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 15. hafta 29 puanla 3. sırada girdi. Osmanlı Spor'un ise ligde 22 puanı bulunuyor. Galatasaray rakibiyle Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak. Aslan geride kalan maçlardan ikisi hükmen olmak üzere 8'ini, Başkent ekibi ise ikisini kazanırken 4 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Galatasaray 26 golüne, Ankara temsilcisi 10 golle yanıt verdi. Wesley Snyder, Ankara'da Galatasaray'ın golü. Galatasaray'da Buruma ve Serdar Aziz, Osmanlı Spor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Osmanlı Spor maçında forma giymeleri ve kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Aytemiz Alanya Spor maçında forma giyemeyecek. Evet sevgili izleyiciler, Fanatik Gazetesi ile başlamıştık. Onunla devam edelim o halde. Kaleyi gören vursun. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Oldu Rikering'in sözü. Aslan'ın hocası Rikering takımla yaptığı son taktik toplantısında kötü zemini fırsata çevirme şanslarının bulunduğunu belirterek kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin, seken toplar tehlikeli olabilir dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Oldu Rikering Osmanlı deplasmanı öncesi futbolcularıyla yaptığı son taktik toplantısında önemli bir talimat verdi. Başkent'te karşılaşacakları kötü zemini fırsata çevirme şanslarının bulunduğunu belirten Hollandalı hoca, kaleyi gördüğünüz yerden şut çekmenizi istiyorum. Sert zeminde seken toplar kaleciler için yanıltıcı ve tehlikeli olabilir dedi. Evet, sevgili izleyiciler, Fanatik Gazetesi'ni burada noktalayalım. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Hainlere lanet yağdı. Haberi yer alıyor tabii. Kısaca onu da sizlerle paylaşalım. Spor federasyonları, kulüpler ve sporcular Kayseri Komando Turgay Komutanlığı'ndan izne çıkan askerlere yönelik terör saldırısını lanetlerken birlik beraberlik mesajları verdi. Arda Turun'un tweetini de sizlerle paylaşalım. Kalleşliğiniz tescilli ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz. Tweet atmış dünkü yaşanan olaydan dolayı. Sağ kanatta Tercih Sabri başlığı yer almış sevgili izleyiciler. Galatasaray'da bugün Osmanlı Spor maçında sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek olan Podolski'nin yokluğunda ileride Eren Derdi yok forma giyecek. Cimbom'da bunun dışında geçen haftaki kadroda sadece Lines Sabri değişikliği olacak. Rikering Sabri ile bu kez maça başlayacak. Durumu en çok merak edilen isim olan Serdar Aziz'in ise oynamasına engel bulunmadığı belirtildi. Sevgili izleyiciler, yönetmenin bir uyarıda bulunuyor, tekrarlayabilirse. Evet sevgili izleyiciler, bir bağlantımız gerçekleşecek. Deniz'e bağlanacağız. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan günaydın herkese. Galatasaray bu akşam saat 19'da Osmanlı Spor'la karşı karşıya gelecek. Takımımız dün akşam saatlerinde akşam üzeri Ankara'ya geldi ve ardından da kamp yaptığımız otele yerleştik ve oyuncularımız da şu an itibariyle kahvaltıda bir araya geliyorlar. Saat 11'e kadar sürecek bir kahvaltı var. Ardından yine dinlenmeye çekilecekler. Sonrasında öğle yemeği, maç toplantısı ve saatler 16.45'i gösterdiğinde de buradan hareket edeceğiz ve Osmanlı Spor'la oynayacağımız maça doğru yol alacağız. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolculuk var.
Osmanlı Spor'un stadı Ankara'nın dışında bir noktada ve bulunduğumuz yerden yaklaşık 40-45 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla oraya ulaşacağız. Futbolcularımızda moralin gayet iyi olduğunu söyleyelim. Dünkü Beşiktaş'ın 2-1'lik mağlubiyeti sonrasında bu maç aslında Galatasaray açısından da bir hayli önem kazandı. Mücadeleyi kazandığımız takdirde ligdeki sıralamamızın da değişeceğini söyleyelim. İkinciliğe yerleşmemiz an meselesi eğer bugünkü Osmanlı Spor mücadelesini kazanırsak. Peki Galatasaray buraya hangi oyuncularla geldi? Riquelme hangi oyuncuları getirdi Ankara'ya? Ben hemen size onu da aktarayım. Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Buruma, Aurelien Şecu, Hakan Balta, Lionel Carol, Semih Kaya, Josie, Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Sabri Sarıoğlu sevgili seyirciler kamp kadrosunda yer alan oyuncular. Tabii 11 nasıl şekillenecek onu da ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız. Mücadele başlamadan önce ilk olarak Galatasaray televizyonundan öğreneceksiniz Galatasaray'ın 11'ini. Şu hatırlatmayı da yapalım. Saat 13.30 ile 14 arasında da kalecilerimizden Cenk Gönen hemen kamp yaptığımız otelin yanı başındaki alışveriş merkezinde Ankamol'de GS Store'da taraftarlarımızla buluşacak. Lisanslı ürünleri imzalayacak. Yarım saatlik bir dilimde duyurularını zaten yapmıştık. Taraftarlarımızın da yoğun ilgi göstereceğini biliyoruz. Saat 13.30 ile 14 arasında Cenk Gönen GS Store'da taraftarlarla buluşacak. Bir kez daha belirtelim, saat 16.45 itibariyle Galatasaray futbol takımı buradan hareket edecek ve Osmanlı Spor için stada gideceğiz. Taraftarlarımızın da dün akşam yoğun bir şekilde destekleri vardı. İyi karşılamışlardı havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda. Bakalım akşamki maçta tribünlerdeki durum nasıl olacak onu da göreceğiz. Son bir not, Ankara'da hava bir hayli soğuk, güneş var belki ama sıcaklığın şu an itibariyle hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 8-9 derece olduğunu söyleyelim. Gece saatlerinde maçın oynanacağı saatlerde sıcaklığın biraz daha düşmesini bekliyoruz. Oldukça soğuk bir havada oynanacak mücadele. Son durum böyle Ankara'da. Ben sözü Esma'ya bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Deniz Gülen sevgili izleyiciler. Deniz Gülen, Ankara'da oynanacak olan Osmanlı Spor mücadelesi öncesinde takımla ilgili son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Biz gazetelerimizle devam edelim. Milliyet gazetesinde kalmıştık. Sevgili izleyiciler, otelden destek alt başlığına yer vermiş gazete Levent Nazifoğlu haberi. Dimom'da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu yasaklı olmasına rağmen Osmanlı Spor deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Nazifoğlu dün takımda beraber Ankara'ya giderken bugün maç için cezasından dolayı tribünde yer alamayacak. Ancak Levent Nazifoğlu kamp yapılan otelden destek verecek. Sarı Kırmızılı yönetici takım için son derece önem taşıyan bu maçta kafiledeki yerini aldı. Hemen altında Hakan Balta haberi var sevgili izleyiciler. Hakan Balta 3. kez dalya yapacak. Cimbom'un emektar futbolcularından Hakan Balta Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar Süper Lig'de 299 karşılaşma oynayan 33 yaşındaki futbolcu bugün Osmanlı Spor maçında görev alması durumunda 3. kez dalya diyecek. 2003-2004 sezonunda transfer olduğu Manisa Spor'la 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy göstermeye başlayan Hakan Balta, 2007-2008'de de Galatasaray'ın kadrosuna katılmıştı. Sevgili izleyiciler, Hakan Balta'yla ilgili bizim haber ekibimiz de bir haber hazırladı. Dilerseniz bu haberi izleyelim, ardından gazetelerimize devam edeceğiz. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Balta Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligde şu ana kadar 299 maçta oynayan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızılı takımın deplasmanda Osmanlı Spor'la yapacağı karşılaşmada görev alması durumunda 3. kez dalya diyecek. Galatasaray'da 10. sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Hakan Balta, kariyerine Almanya'nın Hertha Berlin altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda transfer olduğu Manisa Spor'la 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de boy göstermeye başlayan Hakan Balta, 2007-2008'de Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu şu ana kadar Sarı Kırmızılı takımda 235, Manisa Spor'da da 64 lig maçında sahaya çıktı. Devam ediyor, ceza alanda ve gol! Hakan Balta! Hakan Balta Süper Lig kariyerinde toplamda 19 kez ağları havalandırırken bu gollerin 10'unu Sarı Kırmızılı formayla kaydetti. Hakan Balta Galatasaray kariyerinde önemli başarılar da elde etti.
Tecrübeli futbolcu 10 sezondur formasını giydiği sarı kırmızılı takımda 12 kupa kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray'da 4 kez Süper Lig kupasını havaya kaldıran Hakan Balta, 3 kez Türkiye Kupası'nda, 5 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Bir kafa atıldı, gol! Hakan Balta ile gülüyor Galatasaraylılar 85. dakika. Sevgili izleyiciler, Star Gazetesi ile devam edeceğiz. Aslan 4'te 4 peşinde başlığı yer alıyor gazetede. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak zirve yarışında yeniden umutlanan Galatasaray bugün Osmanlıspor'a konuk oluyor. Aslan 3 puan alarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarma amacında. Hakan Balta Osmanlı karşısında Galatasaray formasıyla 300. maçına çıkacak. Cimbom'da sınırda bulunan Serdar Aziz ile Bruma sarı kart görmeleri halinde Alanya karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Ligde topladığı 22 puanla 7. sırada bulunan Osmanlıspor'da ise sakatlıkları süren Engin Bekdemir ve Tugay Kaçar ile sarı kart cezalısı Thiago Pinto forma giyemeyecek. Osmanlı stadında 19'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek demiş. Hollandalı hocayı Osmanlı korkusu sardı. Rikering dert küpü tabii. Abartıyla yazılmış bir başlık sevgili izleyiciler. Podolski yok. Sakat Serdar son anda 18'e alındı. Maç saati sıcaklık -9 derece ve zeminde buzlanma olacak. Rakibin Vebo ve Ndiaye gibi golcüleri de savunmaya sorun yaratacak. Tabii zor şartlarda oynanacak bir mücadele sevgili izleyiciler. Hem soğuk hava nedeniyle hem sakatlıklarımız bulunuyor. Dolayısıyla kolay bir maç olmayacak. Bunu bilincindeyiz. Ona göre de bir oyun taktik sergileyecektir hocamız sevgili izleyiciler. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız sevgili izleyiciler. Rikering Osmanlıspor'u havadan vurmayı planlıyor. Puan için bütün toplar Eren'e başlığı yer almış Hürriyet gazetesinde. Hollandalı hoca orta saha ve kanat oyuncularına şifreyi verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Osmanlıspor karşısında galibiyet için orta saha ve kanat oyuncularından Eren Derdiyok'u her zamankinden daha fazla beslemeleri gerektiğini söyledi. Rikering, Eren hava toplarında etkili ama bugüne kadar iyi kullanmadık, onun üzerinden oynayın talimatı verdi. İdmanlarda özel çalışma yaptırdı alt başlığına yer vermiş. Hollandalı teknik adam hafta boyunca idmanlarda özellikle Eren Derdiyok'a yönelik olarak takımına kanat organizasyonları, orta şut ve duran top çalışması yaptırdı. Eren Derdiyok'un ceza sahasında hava toplarında etkili olduğu ve bunu kullanmaları gerektiğini belirten Rikering, özellikle kanat oyuncuları orta saha ve beklerimizden ceza sahasına etkili olan ortalar yapıp Eren'i istediği toplarla buluşturmanızı istiyorum. Eren'in üzerinden oynayın, dedi. Sevgili izleyiciler, futbolu burada noktalayalım. Kadın basketbol haberi var gazetede. Birazdan göz atacağız ama önce haberimize gidelim. Galatasaray kadın basketbol takımı milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş'la mücadele etti. Sarı Kırmızılar bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Haberimizi izleyelim. Şimdi Deniz de hızlı hücumda Galatasaray Vitola'yı buldu. Vitola'nın basketiyle. Saray'ın Sultanları derbi mücadelesinden galip ayrılmasını bildi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 74-62 mağlup etti. Mücadelenin öncesinde terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler adına saygı duruşu yapıldı. Derbi maçında Sarı Kırmızılar ilk çeyreği rakibi karşısında 22-19 geride noktalasa da ikinci çeyrekte toparlanarak devreyi 38-34 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte de etkili oyunu sürdüren Saray'ın Sultanları son çeyreğe 53-47 önde girdi. Sarı Kırmızılar farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 74-62 kazandı. Saray'ın Sultanları da Yvonne Anderson 19, Kristin Vitola 17, Işıl Alben de 14 sayı üreterek galibiyete önemli katkıda bulundu. Ligde 7. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 15'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Önceki maç gibi 3 tane oyuncumuz eksikti. Jefferson, Anderson ve Işıl Alben. Bu maçta da yine Jefferson'ın eksikliğiyle oynadık. Ama kazanmayı bildik. Yine önümüzde de zor maçlar var. Elimizden geleni yapıp mücadeleleri kazanacağız.
great win. I mean it was important. Bu maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. O yüzden mutluyuz. Birkaç anahtar oyuncularımızla maçı kazanmayı bildik. Bundan sonraki maçlarda kazanmayı istiyoruz. Öncelikle bugün de yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Ölen şehitlerimizin ailelerine Allah'tan sabır ve rahmet diliyoruz. Bugün zor bir maç oynadık, değer bir maçıydı. Kazandığımız için mutluyuz. Çok hata yaptığımızı düşünüyorum özellikle 3. periyotta. Ama sonuçta galip geldik. Şimdi önümüzde Kayseri maçı var. Ona da iyi bir şekilde hazırlanıp galip gelmek istiyoruz. Maalesef gerçekten çok üzücü bir gün bizim için. Sabah uyandığımızda çok kötü bir güne uyandık. Yine acılı anneler arkalarında bıraktılar şehitler. Gerçekten çok üzgünüz. Artık hep lanetliyoruz, bu son olsun diyoruz ama maalesef olmuyor. Birlik olma zamanı, her zaman bunu söylüyoruz ama yeter artık, gerçekten çok üzülüyoruz, yüreğimiz yanıyor. Bütün şehit ailelerin başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun tekrar. Maça gelirsek tabii buruk bir sevinç bizim için, kazandık, çok mutluyuz. Bugün sahada derbi karşılaşması da bizim için çok farklı. Takımımız iyi oynadı. İyi mücadele ettiler ve güzel bir maç oldu bizim için. Kazandığımız için mutluyuz. Ben dediğim gibi her zaman emin adımlarla devam ediyoruz lige. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek çıkışımız. Evet sevgili izleyiciler, gazetelerimizle devam edeceğiz. Bu güzel derbiyle ilgili Hürriyet gazetesinde kalmıştık. Onunla devam edelim. Hürriyet gazetesi de haber paylaşmış. Derbide gülen Galatasaray Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray Abdi İpekçi de konuk etti. Beşiktaş'ı 74-62'lik skorla mağlup etti demiş. Hemen bu gazeteye geçelim. Bir diğer gazetemize baktığımızda Foto Maç Fanatik'le devam edelim. Fanatik gazetesi. Derbi Aslan'ın başlığını atmış. En büyük Türkiye. Tabii tribünlerde çok güzel görüntüler vardı yine sevgili izleyiciler. Terör olayları nedeniyle ülkemizin zor zamanlar yaşadığı günlerde iki ezeli rakip Galatasaray'la Beşiktaş birlik mesajı verdi. Derbi sonrası iki takımın oyuncuları da orta sahaya bir araya gelerek Abdi İpekçi'ye gelen taraftarlarla birlikte kırmızı beyaz en büyük Türkiye tezahüratını yaptı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı etkili savunmasıyla 74-62 mağlup edip 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Anderson farkı demiş. Sevgili izleyiciler, Anderson dün çok güzel bir performans sergiledi. Oyuncularımızda da eksiklikler vardı tabii ki. Jefferson mesela Galatasaray kadın basketbol takımının en önemli basketbolcularından dün bu karşılaşmada oynayamadı. İkinci periyoda etkili başlayan Galatasaray, Anderson, Işıl Alben ve Vitola ile ürettiği sayılarla 14. dakikayı 29-26 öne geçti. Beşiktaş'ın Zelus, Harding ve Stokes'la bulduğu sayılara Cansu Köksal, Deniz Şolakoğlu ve Popova'nın basketleriyle karşılık veren ev sahibi takım soyunma odasına da 38-34 önde gitti. Karşılaşmanın 3. periyodu da karşılıklı basketlere sahne olurken Anderson ve Vitola'nın skorer oyunuyla üstünlüğünü devam ettiren Galatasaray final periyoduna 53-47 önde girdi. Son periyotta da etkili mücadelesini sürdürerek rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sarı Kırmızılar müsabakadan 74-62 galip ayrıldı demiş Fanatik gazetesinde. Foto maçı da kısaca göz atalım. Derbide Zafer Aslan'ın başlığını atmış Foto Maç gazetesi de. Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün oynanan derbide zafere uzanan taraf Galatasaray oldu. Taraftarları önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Sarı Kırmızılar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son periyodunda fark yarattı. İlk yarısını 38-34 önde kapattığı maçın ikinci devresinde Anderson, Vitola ve Işıl Alben'le skor üreten Aslan salonda 74-62 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Beşiktaş'tan Zelius olurken Galatasaray sahasında bu sezon oynadığı 5. lig sınavını da kazanmayı başardı.
Evet, Fotomaç gazetesindeki haberde, basketbolla ilgili haberde bu şekildeydi sevgili izleyiciler. Dün bir derbi mücadelesi daha vardı. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımına Beşiktaş'la karşılaştı. Sarı Kırmızılar bu maçtan mağlup ayrıldı sevgili izleyiciler. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş RMK Marine'yi Ahmet Cömert Spor Salonu'nda konuk etti. Maç öncesinde ilk olarak hain terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz anıldı. Mücadelede konuk ekip ilk çeyreği 12-9, devreyi de 27-16 önde tamamladı. Sarı Kırmızılar rakibi karşısında 3. çeyreği de 39-29 geride noktalarken konuk ekip mücadeleyi de 53-44 kazandı. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Bu senelerdir oluyor. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş maçlarına sosyal medyada kendilerini üzerine forma giyip sosyal medyadan Galatasaray'a akıl almaz şeyler söyleyen insanlar özellikle gelip buraya maç yönetiyorlar. Bir tanesi gözlemci. Herkes bakabilir. Bir tanesi hakem. Futbolda bir hakem, bir gözlemci üzerine forma giyip başka bir takımın formasını akıllı ağza alamayacak şeyler söyleyip gelip burada maç yönetebilir. Şimdi ortaya çıkacak ya, şimdi yana yana daha maç bitmeden devre arasında silmeye başlamışlardır. Kadın takımımıza yenilmez armadaya, futbola ne zaman bir maç kaybedilse kendi hesaplarından ağza alıp gelinmeyecek şeyler söyleyenler gelip böyle bir taraftarın, bu taraftarı daha dünya, bakın dünya, bırakın Türkiye'yi, dünyada hiç kimse, hiçbir tekerlekli sandalye basketbol maçı böyle bir taraftar görmedi. Yani daha sezon uzun, ben içeride devre arasında çocuklara söyledim ki, karşı takımın oyuncuları bize bu işi yönetenlerden daha çok saygı duyuyor ya. Maçın içinde o kadar güzel bir mücadele var ki. Ama bu işi yönetenler, bu nasıl bir iştir, bu nasıl olabilir? Yani herkesin takdirine bırakıyorum. Bunu hiçbir yerde yapamazsınız. Burada da yapamazsınız. Neden özellikle hep böyle maçlara kendinizi şey yapıyorsunuz? Yanına arkadaşını getirmiş. Eğer çektiyseniz bütün maç oradaydı. Gözlemci yanına arkadaşını getirmiş. Arkadaşın maça müdahale ediyor ya. Sevgili izleyiciler, erkek basketbolla devam edelim. Galatasaray Odea Bank'ta Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bugün Yeşil Giresun Belediyesi ile mücadele edecek. Maç saat 15'te oynanacak. Bir geliyor şimdi Galatasaray Odea Bank, Göksel Köksal. Galatasaray Odea Bank Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yeşil Giresun Belediyespor'u konuk edecek. Adli İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele bugün saat 15'te başlayacak. Sarı Kırmızılar son olarak Turkish Airlines EuroLeague'de yine Abdi İpekçi Arena'da oynanan maçta Emporia Armani Milan'ı 83-80 yenerek moral buldu. Galatasaray Odea Bank Yeşil Giresun Belediyespor'u da mağlup ederek ligdeki iddiasını da sürdürmek istiyor. Sarı Kırmızılar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftaya 17 puan ve averajla 6. sırada girdi. Aslan'ın rakibi Yeşil Giresun Belediyespor ise son maçında kendi evinde Darüşşafaka Doğuş'a 80-61 mağlup oldu. 15 puanı bulunan Karadeniz ekibi 11. haftaya 8. sırada girdi. Voleybola geçmeden bir futbol haberi daha paylaşalım sevgili izleyiciler. Galatasaray Ankara'ya uçtu biliyorsunuz. Osmanlı Spor mücadelesi için kamp yaptığı otele bir ziyaretçi geldi sevgili izleyiciler. Cam kemik hastası bir Galatasaray taraftarı oteli ziyaret etti. Futbolcularla buluştu. Teknik direktörümüz Jan Oda Rickering'le buluştu. Onlarla fotoğraf çektirdi, imza aldı ve duygularını anlattı. Haberimizi izleyelim. En büyük hayalini gerçekleştirdi. Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi. Osmanlı Spor maçı için Ankara'da bulunan Sarı Kırmızıların çok özel bir konuğu vardı. 14 yaşındaki cam kemik hastası Alper Baştır Yaki takımımızın kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Alper futbolcularla ve teknik direktör Rickering'le tanıştı. Onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Oldukça heyecanlı olan Alper'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Alper, şimdi Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldin. Neler hissettin? Yani çok mutluyum ya. Gerçekten. Anlatamıyorum yani, çok güzel bir şey. Hep hayalini mi kuruyordun? Evet.
Yani şey, genelde hep televizyondan görüyordum. Şimdi kanlı canlı görünce böyle bir şey oluyor. Garip oluyor böyle bir. Osmanlı Spor maçı var. O maçla ilgili neler söyleyeceksin? Kazanır mıyız? Evet. Skor tahminin var mı? Kim atar golleri? Ya 3-1 ya 2-0. Biz. 2-0 biz. 3-1 gene 3-1 bir onlar atabilir. O da belki yani. Bizden kim atar? Bizden kim atar? Wesley Sneijder. Ondan sonra Selçuk abi atar. Sevgili izleyiciler, voleybolla devam edeceğiz. Galatasaray voleybol takımı, bayan voleybol takımı dün Çanakkale Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılar mücadeleden 3-0 ayrıldı. Fotomaç gazetesi de kısaca yer vermiş bu habere. Onu sizlerle hemen paylaşalım, ardından haberimize gideceğiz. Voleybol ve Serveni Sultanlar Ligi'nde dün Çanakkale Belediyespor'a konuk olan Galatasaray rakibine set vermedi. Sarı Kırmızılar 25-9, 25-16 ve 28-26'lık setlerle salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligle oynanan diğer maçta Halkbank'a konuk olan Vakıfbank'ta mücadeleyi 3-0 kazandı demiş Fotomaç gazetesinde. Haberimize gidelim, ardından devam edeceğiz. Galatasaray HDI Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Tokat Belediye Pinevreği'ne karşı karşıya geldi. Galatasaray Park Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Sarı Kırmızılar ilk seti 25-18 kaybetti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Galatasaray HDI Sigorta seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti Tokat ekibi 25-20 kazanarak setlerde bir kez daha öne geçti. Dördüncü sette ise üstün olan taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu ve Sarı Kırmızılar seti 25-18 alarak maçı tiebreak setine taşıdı. Oldukça çekişmeli geçen son seti 15-13 alan Tokat Belediye Pilevne mücadeleyi 3-2 kazandı. Galatasaray HDI Sigorta bu sonuçla ilk yarının son maçından 1 puanla ayrılarak puanını 19'a yükseltti. File'de Çanakkale deplasmanında 3 puan geldi. Galatasaray Bayan Voleybol takımı Vestelveni Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Sarı Kırmızılılar, Kayseri'deki hain terör saldırısı nedeniyle siyah formayla çıktı. Galatasaray rahat bir oyunun ardından ilk seti 25-9 kazanırken, ikinci seti de 25-16 alarak setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Galatasaray Bayan Voleybol takımı seti 28-26, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı Kırmızılar bu galibiyette 10. haftayı 20 puanla 5. sırada noktaladı. Sevgili izleyiciler, Galatasaray Judo takımı da Çeçenistan'ın Grozny kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Mutluyuz. Buradan madalyayla dönmek istiyorduk. İlk röportajımızda da bunu belirtmiştik. Galatasaray layık olduğu yer kürsü her zaman. Tekrar bu kürsüde olmak bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki daha önceleri iki Avrupa üçüncülüğümüz ve bir Avrupa şampiyonluğumuz vardı. Bu sene yine Galatasaray'ımızı, bütün camiamızı burada mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Layık olduğumuz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Sporcularıma yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel mücadeleler verdiler. Önemli galibiyetler aldık ki ilk günde röportajda yine belirtmiştim. Çok eksiklerle buraya geldik. Sakat sporcularımız vardı getiremediğimiz. Önemli dünya çapında yıldızlarımız vardı. Buna rağmen hiç kimse yaratmadan müsabakada canla başla mücadele ettiler ve kazandık. Mutluyum. Tüm camiamıza hayırlısı olsun diyorum. Bundan sonra hedeflerimiz bitmiyor. Bu sorumluluk tabii ki bizi bir yıl daha üstümüzde olacak. Ve gelecek yıl Portekiz'de yapılacak Golden League'de. Artık şampiyonluğu aramak için var gücümüzle çalışacağız. Kulüp başkanımıza, kulüp yönetim kurulumuza, judo şubemizin tüm çalışanlarına ve takımımızdaki yer alan bütün sporculara çok teşekkür ediyorum. Şu an çok önemli bir turnuvadan bronz madalya kazanarak döneceğiz. Şu an çok mutluyum. Hem kendi adıma hem de takımım adına bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok gurur verici. Şampiyon olduğum zaman ben takımda yoktum. Şu anda çok güzel bir his. Çok mutluyum. Böyle bir takımda olduğum için, Galatasaray gibi büyük bir takımda olduğum için çok gurur verici bir duygu. Umarım seneye şampiyon oluruz. Devam ettiririz. Sevgili izleyiciler, Galatasaray Su Topu Süper Ligi'nde de bugün Enka'yla mücadele edecek. Maç saat 18.30'da başlayacak.
Galatasaray Stopu takımı Spor Toto Stopu Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Enka ile karşı karşıya gelecek. Enka yüzme havuzunda oynanacak mücadele bugün saat 18.30'da başlayacak. Sarı Kırmızılar ligde son olarak Adalarsu Sporları Kulübü ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 9-3 galip ayrıldı. Galatasaray ligde 9. haftaya 16 puanla 3. sırada girdi. Aslan'ın rakibi Enka ise ligde son olarak Manisa Su Sporları'nı 9-7 mağlup etti. Enka Spor Toto Stopu Süper Lig'de 21 puanla ilk sırada yer alıyor. Sevgili izleyiciler, günaydın. Galatasaray ailesini noktalamadan televizyonumuzun yayın akışını da sizlerle paylaşalım. Ekranlara gelsin. Evet, saat 11'de gündem programında taraftarların şehitlerimizin anısına gerçekleştirdiği yürüyüşün tekrarını izleyebileceksiniz. Saat 11.30'da Alican Baykın'ın ve Merve Ergün'ün hazırlayıp sunduğu Aslanlar Yarışıyor programının tekrarı ekranlarda olacak. Saat 12'de sürüş zamanı programında Mercedes E63 Panamera modeli sizlere tanıtılacak. Saat 12.30'da gelişmelerle karşınızda olacağım. Saat 13'te U16 liginde Galatasaray Büyükçekmece Tepecikspor'la karşılaşacak. Televizyonumuzdan canlı olarak izleyebileceksiniz. Saat 15'te U17 takımımız Büyükçekmece Tepecikspor'la mücadele edecek. Bu karşılaşmayı da yine Galatasaray televizyonundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Saat 17'de geçmişten günümüze maçlarında Galatasaray Osmanlıspor karşılaşmaları ekranlarda olacak. Saat 17.30'da maç önü programında Seremta'nın konukları Serdar Dinçbaylı ve İlyas Kahraman olacak. Saat 19'da 90 dakika programında Taha Önder Yılmaz ve Senih Yurga 90 dakikayı boyunca mücadeleyi yorumlayacak sevgili izleyiciler. Saat 21'de maç sonunda yine Seremta'nın konukları Serdar Dinçbaylı ve İlyas Kahraman'la mücadeleyi değerlendirecekler. Saat 22'de de bugün saat 15'te oynanacak olan Galatasaray Odaya Bank Yeşil Giresun Belediyespor karşılaşmasının tekrarını televizyonumuzdan izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, günaydın Galatasaray ailesine. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.